Numaralanmış cümlelerin hangisinde tanzimat birinci ve ikinci dönemle ilgili bilgi yanlışı vardır? 1. Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikirler ve yeni konular önem kazanmıştır. Özellikle birinci dönemde. Bu bilgi doğru. 2. Dilde sadeleşme fikri savunulmuş. Bunda başarılı olmuştur. Dilde sadeleşme fikri birinci dönemde savunulmuştur ama her iki dönemde de baktığımızda sadeleşmede başarı söz konusu olmamıştır. Demek ki 2. Her iki açısından da düşünsek yanlış. 3. İlk dönem Tanzimat şiirinde gazel, kaside, terkibi bent gibi biçimler kullanılırken ikinci dönemde Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanılmıştır. Doğru. 4. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü denenmiştir. Doğru. 5. İlk dönemde siyasal ve toplumsal sorunlar, ikinci dönemde bireysel ve duygusal konular işlenmiştir. Doğru. 2 yanlıştır. Cevap B'dir. Tanzimat dönemiyle Selefi Tıfır'ın dönemi şiirini karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Tanzimat şiiri toplumsal konulara, Selefi Tıfır'ın ise kişisel konulara yönelmiştir. Doğru. B. Selefi Tıfır'ın da daha önce denenmemiş yeni nazım şekilleri kullanılmış. Tanzimat'ta ise divan edebiyatı nazım şekilleri kullanmaya devam edilmiştir. Bu da doğru. C. Tanzimat şiirinde tam başlanamayan dilde sadeleşme, Selefi Tıfır'ın da tamamlanmıştır. Bu yanlıştır. Tam başlanmaması doğru olabilir ama Servet Fünun'da dilde sadeleşmenin tamamlanması söz konusu değil. Tam tersine bir dönüş olmuştur. Dil tekrar ağırlaşmıştır. D. Servet Fünun'da anjamlar kullanılarak şiir nesre yaklaştırılmaya çalışmıştır. Doğru. E. Tanzimat şiirinde göz için, Servet Fünun şiirinde kulak için kafiye anlayışı hakimdir. Bu da doğru. Cevabımız C'dir. Mehmet Emin Yurdakul tarafından yazılan bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Öz dili savunmuştur. Öz dilimle haykırdım ifadesi bunu gösterir. B. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Saydığımızda dizeler 15'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. C. Saf yani öz şiir anlayışıyla yazılmıştır. Değil. Çünkü saf şiir anlayışında sadece şiirdir amaç. Bir mesaj verme yoktur. Burada ise toplumsal mesaj içeriğini görmekteyiz. D. Anadolu kültürünü yüceltmiştir. Evet, yurt, vatan ifadesiyle Anadolu anlatılmış ve bu kültür örneğin uzun sazlı aşıklar diyarında şair oldum ifadesiyle yüceltilmiştir. E. Ülkenin kurtuluşunu, vatan şuurunu haykırmıştır. Evet, burada ey milletim uyan şeklinde sonra yurt, vatan kavramlarını da görmekteyiz. Bu da söylenebilir. Cevap C'dir. Aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmış olamaz? A, B, D, E bir makale örneğidir. Örneğin A'da ısı hakkında bilgi verilmiş. B'de gazlar hakkında bilgi verilmiş. D'de toprak ve arazi sınıflandırmalarıyla ilgili bilgi verilmiş. E'de ultrasonik kavram ile ilgili bilgi verilmiş. C'de ise küreselleşmenin insanlık tarihi kadar eski olduğu sanılıyor. Kirlenen su kaynakları, zarar gören canlılar ve ekosistem sorunlarının çözümüne yaklaşabilecek uygulamaların bulunmayacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Burada bilgi vermekten ziyade kişi güncel bir konuda kendi görüşlerini sunmuştur ki bu fıkraya veya sohbete daha yakındır ama makale değil. Cevap C'dir. Bu metinden hareketle fıkra türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kişisel görüşler dile getirilmiştir. Evet, bakınız şairin hikayecinin o adama benzemeleri gerektir. Bize gözümüzün önünde duran ama alışık olduğumuz için artık fark etmediğimiz güzelliklerini anlatmaları, sezdirmeleri gerekir. Bu kişisel görüş. B. Okuyucuları yönlendirme amaçlanmıştır ki bu iki cümlede gereklilik ifadeleri okuyucuları yönlendirmeye örnektir. C. Rahat ve samimi bir dil kullanılmıştır. Mesela hayatın yalnız iyi yanlarını söylesinler demek mi istiyorum? Hayır. Diye bakınız rahat, akıcı, samimi bir dil var. Bu ifade aynı zamanda konuşma havasını da gösterir. D seçeneğinde düşünceleri kanıtlama amacı güdülmüştür denmiş ama zaten fıkrada böyle bir şey yoktur ve bu parçada da böyle bir kanıtlama amacı yok. Cevap D'dir. Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Yazar ele aldığı konu ya da kişiyle ilgili düşüncelerini açıklarken bir bakarsınız öfkesinden köpürür, bir bakarsınız çok beğenmiştir, neşelenir, gülümser. Bu türdeki yazılarda belli bir heyecan, canlılık, çekim gücü vardır. Sanki yazar karşımıza geçmiş ellerini kollarını kullanarak, kaşını gözünü oynatarak, ses tonu yükseltip alçaltarak heyecanlı bir şekilde konuşmaktadır. Öyle ki karşımızda konuşan kişi sanki yazar değil de
40 yıllık yakın bir arkadaşımız yahut dostumuzdur. Yazarla okuyucu arasında böylesine bir yakın ve içten bir bağ kurulur. Burada söz edilen tür tabii ki sohbettir, söyleşidir. Yani yazar adeta karşısında biz varmışız veya bizim karşımızda o varmış gibi bir konuşma ortamı söz konusudur. Cevap D'dir. Aynı yazarın eserlerinden alınan bu parçalardan hareketle yazarla ilgili 1, 2, 3, 4 çıkarımlarından hangileri yapılamaz? Birincisi gözlemci bakış açısı kullanır. Gözlemci bakış açısı iki parçamızda da söz konusu değil. Çünkü birinci parçada daha çok hakim bakış açısı vardır. Mesela kendisinin cümle ev halkının sırtından geçen bir yılı anıladığı, yani kahraman içinden geçenleri bilme vardır. İkincisi de dayağının hoşaf olduğum günden sonra yaşamadım, süründüm. Yani birinci kişi anlatım vardır. Burada kahraman bakış açısı vardır. Yani gözlemci bakış açısı iki parçada da yok. İki, iç konuşma tekniği kullanılır. Birinci parçada yok ama ikinci parçada iç konuşmayı görmek mümkün. Üç, köy hayatını ve köylüyü anlatır. Her ikisinde de köy hayatını görmekteyiz. Bu da söylenebilir. Dört, halkı eğitmek için yazar. Burada halkı eğitme ile ilgili bir ifade iki parçada da görmemekteyiz. Dolayısıyla bu çıkarım da yapılamaz. 1 ve 4 yapılamaz. Cevap C'dir. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İç konuşmalardan faydalanılmıştır. Bu söylenebilir. Mesela eğil dedi. Eğil de burnumun ucunu öp. Kadın eğildi. Yüzüne yaklaşırken daha da şaşılaşan gözlerinin nemli pırıltısı ardında gizli bir sıkıntı fark etti. Kadın burnunu öpüp doğruldu. Yanımda canı sıkılıyor diye konuşması, bakın bu tırnak içi kişinin iç konuşmasını örnektir. B. Bireyin yalnızlaştığı toplumdan kurtulma çabası ele alınmıştır. Gözlerini açtığı kadın uzaklara bakıyordu. Yaşamanın güç olduğu bir dünyadan uzağa, çocuklukta tadılmış bir huzura kaçmak gerekti. Bakın toplumdan uzaklaşma, kurtulma çabası var. C. Mekanın kahramanın psikolojisi üzerine etkileri ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Bu söylenemez. D. Bilinç akışı tekniğinden faydalanan modernist bir eserden alıntıdır. Evet, özellikle ikinci bölümde, şu bölümümüzde yani bireyin aklından geçenlerin düzensiz bir şekilde verilmesi var ki bu bilinç akışıdır. E. Çağdaş toplumun ortaya çıkardığı mutsuzluk ve kendini arayış konu edilir. Örneğin parayla kiralanmış, acayip bir laboratuvarda başarısız bir deney yapmıştı, olmuyordu. Huzurunu yaşadığı günde bulamayan insana kurtuluş yoktu. Evet, görüldüğü gibi bu da söylenir. Cevap C'dir. Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metinde Feyzi İşgüzar ve Abdülkerim isimli iki şahısların diyaloğunu görmekteyiz. A. Metinde bir gencin kültür ve yaşam tarzını önemsemeden evlenecek bir aday araması söz konusu. Bu genç Abdülkerim'dir. Birçok şey arıyor ama kültür ve yaşam tarzı önemli değil onun için. Mesela müstakbel zevcinizde aradığınız vasıflar bu kadarcık mı? Güzel, sarışın, etine dolgun, zengin ya asil aileden olmasını istemez misiniz diye devam ediyor. Ve baktığımızda kültür ve diğer unsurlar önemli değil. Örneğin dil bilmesi önemli değil. Sonra musiki bilmesi, piyano, keman, bunları bilmesi önemli değil. Demek ki A söylenir. B. Şehirliği canlandıran karakter alaycıdır. Şehirliği canlandıran karakter parçanın bütününe baktığımızda Feyzi Üçgüzler'dir ve biraz alaycıdır bakınız. Kibar tavırları da bulunmadı değil mi gibi alaycı bir üslup var. C. Şehirli kasaba veya köyden gelen birinin sorununu çözmeye çalışmaktadır ki bu sorun çözülecek kişi Abdülkerim'dir. Ve Feyzi Üçgüzar şehirli olarak onun sorununu, yani evlilik sorununu çözmeye çalışmaktadır. D. Feyzi yaşamın zorluklarından bıkmış, kendini kolay yoldan para kazanmaya adamış birisidir. Bununla ilgili bir ifade göremiyoruz parçada. E. Abdülkerim bir evin, arabanın özelliklerini sayar gibi evleneceği kızda istediği özellikleri sayar. Bu da söylenebilir. Cevap D'dir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet döneminin önemli komedi yazarlarından biridir. Tiyatroya 1908 yılında aktör olarak başlayan sanatçı sadece tiyatroyla uğraşmıştır. Kaba çizgili, güldürü ve töre komedyalarında daha çok aile kurumunu ele alarak kadın erkek, karı koca, ana baba ve çocuk ilişkilerini güldürü ön planda tutan bir yönelimle vermeye çalışmıştır. Cumhuriyet tiyatrosunun oluşmasında ve gelişmesinde büyük katkıda bulunmuştur. Alemdar, Sivrisinekler, Ceza Kanunu,
Dört Cihar, Nur Baba, Ferda, tiyatro eserlerinden bazılarıdır. Burada tanıtılan kişi, sanatçı İbn-i Refik Ahmet Nuri 8.'dir. Cevap C'dir. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? B, C, D ve E'de bir yanlışlık yok. Ancak A'da Reşat Nuri Güntekin'in Değişen Adam'ı yazdığı söylenmiş. Fakat Değişen Adam Vedat Nedim Töre aittir. Reşat Nuri'ye ait değildir. Cevap A'dır. Bu parçada söz edilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? Oyunda bölünemeyen mal olarak çiftin biricik kızları anlatılıyor. Aslında kızlarını da birbirlerini de çok seven bu huysuz karı koca 14 yıl boyunca çekişiyorlar. Ta ki kızlarının evlilik çağı gelinceye dek. Her ikisi de damadı kendi seçmek suretiyle rakibini bertaraf etmek istiyor. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Evlilik kurumu aşk, aile ve boşanma üzerine izleyebileceğiniz en sayıcı metinlerden. Oyuncu seçimindeki başarı, mizah ve kararınca hüzünle birleşince ortaya harika bir seyirlik oyun çıkıyor. Evet bakınız, burada söz edilen eser hisse-i şayiadır. Hisseden anladığımıza göre bakınız paylaşamama, bölünmeme yani mal bölümü aslında. Şayia şüphenin bir bakıma paylaşılması veya bölünmesi, giderilmesi. Bu açıdan bu eser İbn-i Refik Ahmet 8.'ye aittir. Cevabımız A'dır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Ankara'da Devlet Konservatuvarı açılmış. Bu oluşum tiyatronun gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. 1940'lı yıllarda Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını vermiş. Şehir tiyatrolarımız gelişmiş. Özel tiyatrolar yurt çapında turnelere çıkmış ve çocuk tiyatroları kurulmuştur. Oyun yazarlığı da Cumhuriyet döneminde Batı modelini uygulayan tiyatronun kurumsallaşması ile gelişme göstermiştir. Bu dönemde Batılı oyun yazarları, yöneticileri ve başarılı oyuncularından yararlanma yoluna gidilmiş, Batı tiyatrosunun temel unsurları modern Türk tiyatrosuna uygulanmıştır. Burada çıkarılabilecek yargı C'deki yargıdır. Cumhuriyetle birlikte oyun yazarlığında da ilerleme kaydedildi. Birçok konuda ilerleme kaydedilmiş, oyun yazarlığı da Cumhuriyet döneminde Batı modelini uygulayan tiyatronun kurumsallaşması ile gelişme göstermiş. Görüldüğü gibi buna değinilmiş. Cevap C'dir. Bu parçada bilgi yanlışının düzeltilmesi için altı çizili eserlerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Farnaz Camlıbel'in Akın, Özyurt, Kahraman burada yer değişikliği gerekmiyor çünkü bu eserler ona aittir. Yaşar Nabi Nayır'ın Mete doğrudur. Necip Fazıl Kısaküre'nin Çoban denmiştir ki bu yanlış çünkü Çoban Behçet Kemal Çağlar'a aittir. Sabır Taşı da Necip Fazıl Kısaküre. O halde bu ikisi yer değiştirmelidir. Cevabımız E'dir. Bu parçada aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin örneği yoktur? Jest vardır. Jest vücut hareketleri demektir ki mesela Galip gülerek ayağa kalkar, ayağa kalkması. Aynı zamanda burada mimik de görmekteyiz. Yüz hareketleri gülme mimik olarak görülebilir. Diyalog da vardı bakınız. Galip ve Fuat karşılıklı konuşmakta. Dekor da söz konusu. Karlı ve aydınlık bir gece. Ocakta büyük bir ateş. Basit eşya bakın dekor da var. Ama aksesuarla ilgili bir veri yok. Cevap E'dir. 1923-1950 yılları arasında Türk tiyatro edebiyatı için numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur? 1. İşlenen konuların başında Kurtuluş Savaşı ve Anadolu halkının durumu gelir. Bu doğru. 2. Tiyatro halkı aydınlatmak için bir araç niteliğindedir. Doğru. 3. Dönem sanatçılar arasında Nait Sırrı Örik, Musayipzade Celal, Reşat Nuri Güntekin gibi isimler bulunmaktadır. Bu da doğru. Üçü de doğru olduğuna göre cevabımız E'dir. Bu oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hüsrev ve Selma'nın diyalogları var. Öncelikle D'deki ifadenin, düzeltiyorum, D'deki ifadenin söylenebileceğini görmemiz gerekiyor. Hüsrev, Selma ile birlikte kendini de anlatmaktadır. Evet mesela Hüsrev Selma'ya dönüyor. Bakınız ben çok zayıfım. Onun içindir ki mahrem tarafının hakkını müdafaa ediyorum. Mahremin cazibesini duyuyorum. Bu belki bir kuvvet iştiyakıdır. Fakat temeli zaaf. Bir insanın yalnız kendisine mahsus böyle bir gizlisi olduğunu kabul etmez misin? Selma önüne bakar cevap vermez. Hüsrev, söylesene Selma. Sonra Selma, çok bağlı olduğum bir duyguya dokundunuz. Hüsrev, bakınız bu benliğimizin öyle bir tarafı ki
yaralı bir parmak gibi sargılar içindedir. Yani artık işin içerisinde Selma da vardır. Dolayısıyla D söylenebilir. Cevap D'dir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Parçamızı okuduğumuzda öncelikle eser isimlerine baktığımızda yazar Reşat Nuri Güntekin'in Değirmen adlı romanından uyarladığı Sarı Pınar 1914'te benzetmeci tiyatrodan geleneksel tiyatromuzun temel özelliklerinden biri olan göstermeci tiyatroya yani epik tiyatroya yetkin bir geçiş yapmıştır. 1979'da yazılan Fehim Paşa Konağı, 1983'te yazılan Ah Şu Gençler, yine 1983'te yazılan Resimli Osmanlı Tarihi ve 1984 tarihli Bir Şehnaz Oyun yazarın ikinci dönem oyunlarındandır. Burada özellikleri verilen, eserleri verilen yazar Turgut Özakman'dır. Cevap D'dir. Haldun Taner'in Keşan-ı Ali Destanı adlı eserinden alınan metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şarkılara yer verilmiştir. Bakınız, artık bir şefimiz var şarkısı Koro Nuri şeklinde şarkı söyleniyor. B. Mekan olarak Anadolu seçilmiştir. Anadolu ifadesini hiç görmüyoruz. C. Dil akıcı, söyleyişi ahenklidir. Bu iş oldu bitti demektir. Yaşasın Keşanlı Ali. Şan olsun. Artık bir şefimiz var. Her belayı o savar. Yani akıcı, anlaşılır bir dil var. D. Diyalog tekniği kullanılmıştır. Evet, karşılıklı konuşmaya görmekteyiz. Diyalog vardır. E. Epik tiyatro türüne örnek bir metindir. Keşanlı Ali Destanı edebiyatımızın ilk epik tiyatrosudur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevap B'dir. Bu parçadan dramatik eserlerde çatışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Her dramatik eserde olmak zorundadır. Çatışma hangi tür, biçim ve yapı düşünülürse düşünülsün dramatik bir yapıtın olmazsa olmazı olma özelliğindedir. Yani bütün dramatik yapıtlarda olmalıdır. B. Tiyatronun dışındaki türlerde de görülür. Mesela şiir ve romanda da vardır. C. Etkili bir şekilde yansıtılmazsa seyircinin ilgisini çekmeyebilir. Çatışma işte bu sorun ya da sorunlardan ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. Çatışma izleyicinin ilgisini ve dramatik gerilimi ayakta tutmak için can alıcı bir unsur haline gelir. Demek ki bu da çıkarılır. D. Çatışma en az iki kişi arasında gerçekleşir. Parçada bununla ilgili bir ifade yok. E. Dramatik yapıda olaylar çatışmayı meydana getirmek için oluşturulur. Dramatik yapı gelişi güzel seçilmiş olayların birlikteliği değil, içinde çatışmayı var eden olayların birlikteliğidir. Görüldüğü gibi bu da çıkarılır. Cevap D'dir. Bu parçanın alındığı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Parçanın kahramanlarına bakarsak Mehmet, Kösem, Turhan şeklinde görmekteyiz. Ayrıca Topkapı Sarayı'ndan söz edilmekte. Dolayısıyla bu eserin Kösem Sultan olduğunu görmekteyiz. Kösem Sultan, Turan Oflazoğlu tarafından yazılmış tiyatrodur. Cevap D'dir. Aşağıdakilerden hangisi absürt tiyatronun bir özelliği değildir? A. İnsanın yaşamındaki saçmalıklar ve uyumsuzluklar ele alınmaktadır ki en belirgin özellik budur. B. İletişimsizlik, yalnızlaşma yani uyumsuzluk çatısı altında bunları söyleyebiliriz. Yabancılaşma konuları üzerine de durulmuştur. C. Zaman ve mekan unsurları belirgin demiş. Oysa absürt tiyatro yani sıra dışı tiyatro demektir ki sıradan tiyatrolarda zaman ve mekan belirgindir. Burada böyle bir belirginlik söz konusu değil. D. Karşılıklı konuşmalarda sorulan sorulara verilen yanıtlar uyumsuz ve saçmadır. Doğru. E. Absürt tiyatroda bir ana düşünce veya herhangi bir öneri bulunmaz. Bu da doğru. Cevap C'dir. Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Melek Cevdet Anday'a ait değildir? İçeridekiler, Mikado'nun çöpleri, Yarın Başka Kurda ve Müfettişler ona aittir. Yunus Emre adlı tiyatrosu yoktur Melek Cevdet Anday'ın. Yunus Emre, Recep Bilginer'in veya Necip Fazıl Kısaküre'nin diyebiliriz. Cevap D'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen konuları ele almaz? 1960'lı yılların en önemli toplumsal değişimlerinden biri de köyden kente yapılan göç olgusudur. Kentlerdeki sanayileşme, işçi ve insan gücüne ihtiyaç duymakta, bu durumda kentlere bir göç yaratmaktadır. Daha iyi bir yaşam sürme isteği yüz binlerce insanı kentlere taşımıştır. Göç sadece kente olmamış, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine de yönelmiştir. Gurbetçi kavramı da böyle ortaya çıkmıştır.
Parçalanan aileler, değişen değer yargıları ve yaşam biçimleri, kültürel yapıdaki yozlaşma ve gecekondu olgusu tiyatronun da ele aldığı konular haline gelmiştir. Seçeneklerimize baktığımızda gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, Haldun Taner'indir ve bu konudadır. Buzlar çözülmeden Cevat Fehmi Başkurt'undur ve bu konudadır. İsyancılar yine aynı şekilde bu konuyu ele alır. Recep Bilginer yazmıştır. Çil Horoz Oktay Rıfat tarafından bu konunun işlendiği bir eser olarak yazılmıştır. Hamum Şaralop ise bir orta oyunu uyarlamasıdır. Konusu tabii ki orta oyunudur. Yani gülmece ağırlıklı ve Mehmet Akan tarafından kaleme alınmıştır. Cevap D'dir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Parçamızı incelediğimizde absürt tiyatro türünde yazdığı Canlı Maymun Lokantası ile ödül aldı demektedir. Daha sonra baktığımızda Midas üçlemesinden söz edilmekte. Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları ve Midas'ın kör düğümü. Bu eserler Güngör Dilmen'e aittir. Bu parçada örnek verildiği gibi bir oyuncunun bir seferde yaptığı uzun konuşmalar aşağıdaki terimlerden hangisiyle karşılanır? Burada Vladimir'in bu şekilde bir konuşmasını görmekteyiz ki buna tirat denir. Cevap D'dir. Aşağıda Dünya Tiyatrosu ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A, B, D, E'de bir yanlışlık yok. C'de yanlışlık vardır. Anton Çehov, Vişne Bahçesi'nde bunlar doğru. 19. yüzyılda Rusya'da yaşanan toplumsal değişimin insanlar üzerindeki etkisini odak noktasına koyuyor. Buraya kadar bir yanlışlık yok. Oyun sanat çevrelerinden kimselerin hikayesini anlatır demiştir ki burada yanlışlık var. Çünkü bu oyun aristokrat dediğimiz burjuva kesiminin çeşitli toplumsal değişimlere ayak uyduramaması konusu üzerine kurgulanmıştır. Cevap C'dir. N.V. Gogol'un Müfettiş adlı oyunundan alınan bu parça ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Birinci yargı monoloğa yer verilmiştir. Monolog görüldüğü gibi yok. Yani kişinin tek başına kendi kendine konuşması demektir monolog. Oysa burada diyalog vardır. Birden çok kişinin karşılıklı konuşması. Demek ki buna ulaşamayız. 2. Konuşma dilinin doğallığıyla yazılmıştır. Örneğin, posta müdürü, baylar Allah aşkına söyleyin ne var? Müfettiş mi geliyormuş? Bakın konuşma dili. Buna ulaşırız. 3. Yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtmaktadır. Örneğin, Türklerin ne savaşı canım? İşin doğrusu hükümetin zoru Türklerle değil, bizimle. Artık belli oldu, mektup aldım. Sonra posta müdürü, ha öyleyse o başka. Türklerle savaş falan yok. Yani yazıldığı dönemin zihniyetini görmek de mümkün. Birine ulaşamayız sadece. Cevap A'dır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyıl Fransız edebiyatında klasizmin en büyük temsilcilerindendir. Ve eserlerine bakarsak Andromak, Berenice, Bayezid, Ester, Padria, Büyük İskender yazarın başlıca eserleridir. Evet burada söz edilen sanatçı Jean-Baptiste Racine'dir. Cevap A'dır. Bu oyunun kahramanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Dük duygularını açıkça ifade etmiştir. Ya ona haset ettiğim günler olur bazen. Açıkça söylemiş duygusunu. B. Dük dostunu uyarmıştır. Dük diyor ki bakınız evet fazla çıkmasın ihtiyatlı olmalı. Bu bir uyarı. C. Lebret Dük'ün görüşlerini yersiz bulmaktadır. Bu söylenemez çünkü tam tersine bu uyarıyı dikkate almıştır. Lebret ellerini semaya kaldırarak ihtiyatlı hemen kendisini bulmalı neredeyse gelir ama neye yarar ki? Görüldüğü gibi dikkate almıştır. D. Dük çevresine karşı kendisini sorumlu hisseden birisidir. Burada kendisiyle ilgili baktığımızda bir uyaran pozisyonunda görmekteyiz onu. Kardeşini veya düzeltiyorum arkadaşını uyarmıştır. Yani bir sorumluluk hissi vardır. E. Dük kendisi ve benzerleri hakkında tespitler yapmaktadır. Evet parçamızın bu kısmında da bu tespitleri görmek mümkün. Cevap C'dir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir sanat eserini çeşitli ölçütler çerçevesinde değerlendirmek, bir bütün olarak ele alıp her yönüyle ortaya koymak, anlaşılmasını ve değerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla yazılan yazılara nokta nokta adı verilir. Evet bu yazılar eleştiridir. Cevap B'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Parçada eleştiriden söz edilmekte. 2, 3, 4 ve 5'te bir yanlışlık yok ama 1'de yanlışlık vardır. Eleştiri düşünsel planla yazılır ancak gerektiğinde duygusal içeriğe de yer verilebilir.
Eleştiride duygusallık tamamen geri planda olmalıdır. Hatta hiç olmamalıdır. Nesnellik ön planda olmalıdır. Bu ifade yanlıştır. Cevap A'dır. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Eleştirmen edebiyatçılarla ilgili tespitlerde bulunmuştur. Mesela edebiyatçılarımızın her biri kendi yazdıklarının okunmasını, önemsenmesini, adının boyuna anılmasını istiyor. Bu bir tespit. Doğru. B. Eleştirmen belgelerle konuşmaktadır. Herhangi bir belgesel durum yok. Bu söylenemez. C. Sanatçılara dönük eleştiri yapılmıştır. Evet, parçanın genelinde edebiyatçılar üzerinde genel olarak sanatçılar hakkında bir eleştiri yapıldığını görmek mümkün. D. Eleştirmen öznel bir değerlendirme yapmıştır. Evet, öznelik çok ağır basmaktadır parçaya bakarsak. Örneğin okuyacaksınız yazılarını, hem de beğeneceksiniz, öveceksiniz. Beğenmezseniz, ufacık da olsa bir kusur bulursanız yandınız, yargıyı giyiyorsunuz diye devam ediyor. Tamamen öznel. E. Bir konudaki yanlışlıklar ortaya çıkarılmıştır. Evet, bakınız yanlışlık şurada. Yani eleştirmenler, edebiyatçıların veya sanatçıların hep kendilerini övdüklerini, kendilerini eksiksiz bulduklarını söylüyor. Ama kendileri için beklediklerini başkaları için neden yapmıyorlar? Yanlışlık olarak söylüyor bunu, görüyorsunuz. Demek ki bu da söylenir. Cevap B'dir. Bu parçadan eleştiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Amacı eserin iyi yanlarını ortaya çıkarmaktır. Eleştirinin amacı iyi ve güzel olan sanat yapıtının değerini ortaya çıkarmak demektedir ki bunu karşılar. B. Eseri sanat dünyasına ebediyen kazandırma amacını güder. Sanatı iyi ve güzel olmayandan kurtarmak ve eseri kalıcı bir niteliğe kavuşturmaktır. Amaç yine söz konusu bu da. C. Sanatçıyı daha nitelikli eserler vermesi için cesaretlendirir. Böyle yaparak sanatçıya daha güzel yazmaya, onu olgunlaştırmaya ve daha başarılı eserler vermeye de teşvik etmektedir. Demek ki bu da çıkarılır. D. Otokritik eserler gerçek eleştiri yazıları olarak kabul edilmez. Böyle bir ifade yok. İlgili kısma bakarsak bir kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya koyduğu esere otokritik denmiştir. O kadar. Böyle bir ifade geçmiyor. E. Eserin sadece olumlu yanlarını değil, olumsuz yanlarını da ele alır. Bir sanat eserini olumlu ya da olumsuz verilere göre yargılayıp eserin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yazılan yazı türüdür. Nedir bu? Eleştiri. Demek ki bu da çıkarılır. Cevap D'dir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir? Klasikçilerimizin çoğu klasikliği sadece kalıplarda arıyor. Bir şiirin vezinli kafiyeli olmasını istiyorlar. İşte o kadar. 6-5 6-5'le bir koşma, aruzla bir şarkı yazın, içini saçma ile doldurun, bayıla bayıla okuyorlar. İçlerinden birini tanırım. Bir şairimize benim dergime vereceğin şiirlerin vezni kafiyesi olsun, korum, serbest nazımla yazarsan almam demiş. Dergisinde istediği çeşitten ama hepsi de tatsız bir yığın manzume çıkıyor. Yazarların arkadaşlarından başka kimse okumuyor. Demek ki eleştirdiği tutum kalıplara sanatın kalıplara sıkıştırılması veya bir şiirin ancak ve ancak bu tür kalıplarla yazılabileceğini iddia edilmesi. Dolayısıyla bu eleştiri D'de verilmiş. Kalıplara uyularak güzel şiir yazılabileceğinin düşünülmesini eleştirmektedir. Böyle bir şiir ancak yazar ve kendi çevresi okur diye de eleştiriyi tamamlıyor. Cevap D'dir. Günümüz eleştiri yazılarına divan edebiyatında en yakın kavram aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatında eleştirinin karşılığı hicivdir. Taşrama da eleştiri karşılığıdır ama bu halk edebiyatındadır, divan edebiyatında değil. Bundan dolayı cevap A'dır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Edebiyatımızdaki ilk eleştiri nokta nokta Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir. Başlıklı makalesidir. Bu makalede Osmanlı dönemi edebiyatının özelliklerini irdelemiştir. Evet, bu eser yani bu yazı, bu makale Namık Kemal'e aittir. Cevap B'dir. Bu parça aşağıdaki soruların hangisine karşılık yazılmıştır? Sanat ve edebiyat dünyasında her gün belki yüzlerce eser verilmektedir. Bunlar arasında birçok değerli yapıt daha gün yüzüne çıkamadan kaybolup gitmektedir. İyinin başarılının ayrıştırılmadığı bir ortamda sanat ve edebiyatın gelişmesi mümkün değildir. Zira gelişme ancak basamak basamak olur. Geçmişte ortaya konmuş değerli eserler
gelecekte yazılacak daha başarılı eserler için örnek teşkil eder. Roman türünün tarihsel gelişimini düşünelim. İlk defa Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir. İlk örnekler oldukça başarısızdır. Zira edebiyatımızda bu türü deneyen yazarlarımıza örnek olacak roman geçmişimiz yoktur. Böylelikle Batı edebiyatından oldukça başarılı ilk çeviriler roman türünü tanımamızı sağlamıştır. Eğer önümüze sunulan örnekler çok başarısız, vasat örnekler olsaydı romancılığımız bu kadar gelişme gösterebilecek miydi? Parçamızın çoğu aslında bir örnekten oluşmaktadır. O örnek de şurada savunulan düşünce içindir. Bunlar arasında birçok değerli yapıt daha gün yüzüne çıkamadan kaybolup gitmektedir. İyinin başarılının araştırılmadığı, ayrıştırılmadığı bir ortamda sanatın ve edebiyatın gelişmesi mümkün değildir deniyor ve bu geliştiriliyor. Demek ki bir ayrıştırmadan söz edilmekte. Dolayısıyla biz sanatın ve özellikle mesela örneğin romanın gelişmesi için neye ihtiyaç duymaktayız? Bu ayrıştırmaya, bu da eleştiri demektir. O halde soru, uygun soru A'dadır. Niçin eleştiriye ihtiyaç duyarız? Cevap A'dır. Bu parça ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Parçamız bir eleştiri yazısıdır. Ve B seçeneğine bakarsak uzun cümlelere yer verilmiştir denmiş. Oysa kelimeler tek başına mütalaa edilmez, yaşamlarını tek başına sürdürmez. Çok uzun değil. Ayrıca baktığımızda kelimelerin kullanışı vardır. Sonra dilimizde bu kullanımın yeri ve önemi büyüktür. Görüldüğü gibi çok da uzun cümle yok. O halde uzun cümlelere yer verilmiştir ifadesini doğru olarak göremeyiz. Cevabımız B'dir. Bu parçanın yazarına göre aruzun kaybolmamasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yıllardır edebiyatçılarımız arasında aruz ha atıldı ha atılacak diye bir sözdür dönüyor ama aruz öfkeyle savrulan tehditleri de aldırmıyor. Şahane geldiğin gibi şahane git gene deyip nezaketle pabucunu önüne çevirenlere de gücenmiyor. Bu diyarı, bu dili bir türlü koyup gitmiyor. Kolay mı ürkütmek onu? Köst dinlemiş. Yalnız dinlememiş, nice yüzyıllar kendi de çalıp dinletmiş. Gerçi ara sıra kayboluyor ama hiç beklemediğiniz bir zamanda bakıyorsunuz bir derginin sayfalar arasından kendini gösteriveriyor. İşittiğime göre şimdi de biri varmış, aruzu kolaylıkla öğretmek için efail, tefail yerine Tahsin Nahit merhumun acayip bir şiirindeki bir sone Süreyya Bey'e hiç anlamıyorlar. Sevmek ve sevilmek ne demektir bu kadınlar? Mısralarını andırır kalıplar uyduruyormuş. Sevsinler. Aruz bu duygulu soğukluğa bile dayanabilir. Görüldüğü gibi burada köklü bir geçmişin kolay kolay ortadan kaldırılamayacağı anlatılmaktadır. Dolayısıyla E'ye ulaşmak mümkündür. Köklü bir geçmişinin olması. Cevap E'dir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçada kiralık konak hakkında ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu hakkında yazılmış bir eleştiri görmekteyiz. Parçayı o şekilde görebiliriz. Bakalım kiralık konak Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun birinci sanattan vazgeçtikten sonra yazdığı ilk romandır. Romanda yazar adına konuşan Hakkı Ceriz, başlangıçta yurt sorunlarına karşı ilgisiz, aşık, içli bir şairken sonradan bilinçlenerek değişir, bireyin değil toplumun önemli olduğunu anlar ve milli ideal denen bir sevdaya tutulur. Bu ideal geleceğin Türkiye'sidir. Yazar romanın öbür kişilerini ve dolayısıyla toplumu bu yeni bilince ulaşmış Hakkı Celis'in gözleriyle değerlendirir ve yargılar. Ona göre geleceğin Türkiye'sinde ne geçmişin Osmanlısının, ne Batı hayranlarının, ne de yurt sorunlarından habersiz yalnızca sanata tapan bireyci aydınların yeri vardır. Romanın baş kişileri gerçi belli tiplere örnek olarak sunulmuşlardır ama yazar bunları çok yönlü bireyler olarak yaşatmayı amaçlar. Evet bakın burada tamamen öznel bir değerlendirme yapılmış, öznel bir eleştiri yapılmış. Yani eleştirmen kendi duygu düşüncelerine göre bir tespitte bulunmuş. Dolayısıyla A'ya ulaşabiliriz, söyleyebiliriz A'yı. Eleştirmen bilgi verirken kendi duygularından kurtulamamıştır. Cevap A'dır. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir? Geçenlerde posta ile bir kitap geldi. Küçük bir kitap ama başından sonuna kadar okumadım. Sade bir göz gezdirdim. Adını da kimin yazdığını da söylemeyeceğim. Beğenmedim ki söyleyeyim.
Bir adamı yazı yazmaya ya da daha yeni başlamış bir genci kitabından hoşlanmadım diyerek tanıtmanın ne lüzumu var? Boş yere kırmış olurum. Bekleyelim. Günün birinde belki daha güzel şeylerini okuruz. O zaman uzun uzun sözünü ederiz. Adını söylemeyeceğim ama kitabın başına kısacık bir ön söz koyulmuş. Onu olduğu gibi alacağım. Diyor ki, ey okuyucu, bu eseri bir sanat iddiasıyla değil, saf ve samimi bir aşkı terennüm maksadıyla kaleme aldım. Bunu bil ve sanatı samimiyetimde ara. Pek tutulurum böyle sözlere. Evet, bir kitap hakkında değerlendirme yapılmış. Bu bir eleştiri yazısıdır. Cevap B'dir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tanzimat döneminde eleştiri yazıları Recaizade Mahmut Ekrem'in Talim Edebiyat adlı eserinin çıkışından sonra yaygınlaşır. Recaizade Mahmut Ekrem, Zemzeme adlı eserinin ön sözünde ve Takdir-i Elhan'da düşünceleri eleştirir. Eski edebiyata karşı çıkar. Nokta nokta da bu eleştirileri karşılıksız bırakmaz. Bu tür eleştirilerini Demdeme adlı kitabında toplar. Evet, Zemzeme ve Demdeme çatışmasını bilmekteyiz. Tanzimat ikinci dönem sanatçılar olan Recaizade Mahmut Ekrem Zemzeme'yi, Muallim Naci de Demdeme'yi kalem almıştır. Dolayısıyla boşluğa bu isim gelmelidir. Cevap A'dır. Aşağıdaki eleştiri ve deneme karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? A, B, C, D doğru bir ifade. E'de yanlışlık vardır. Deneme yazarı ele aldığı konuyu ustalıklı bir üslupla ve dilin inceliklerinden yararlanarak anlatır. Bu yönüyle eleştiriden ayrılır. Hayır, eleştiride de bu özellik vardır. Hatta eleştiride daha fazladır diyebiliriz. Deneme yazarı biraz daha özgür davranır. Demek ki E'de yanlışlık vardır. Cevap E'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı söz konusudur? Yanlışlık 4 ve 5'tedir. Namık Kemal, Hürriyet gazetesinde çıkan Şiir ve İnşa makalesinde Divan Şiirini eleştirir. Şiir ve İnşa, Namık Kemal'in değil Ziya Paşa'nındır. 5'te de yine devam diyor. Bakınız, yanlışlık. Ne var ki Namık Kemal daha sonra bu düşüncesini değiştirir. Harabat Mukaddimesinde bu görüşlerin tersini savunur. Halk edebiyatını kötüler, divan edebiyatını över. Bu da yine Harabat Mukaddimesi veya Harabat Divan Şiir Antolojisi, Namık Kemal'in değil Ziya Paşa'nındır. 4 ve 5'te yanlışlık vardır. Cevap E'dir. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık yazılmıştır? Eleştiri yazarı, yani eleştirmen, okuyucuyu ele aldığı yapıt hakkında bilgilendirir. Hem yapıtın yazarına hem de okura yol gösterir. Bu anlamda edebiyat dünyasının zenginleşmesinde eleştiriler çok önemli bir yer tutar. O halde aslında soruya ulaştık. Bu soru uygun soru D'dekidir. Eleştiri türünün edebiyatın gelişmesinde katkıları nelerdir? Görüldüğü gibi cevap bu şekilde sıralanmış. Cevabımız D'dir. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci kişide anlatım tercih edilmiştir. Nasıl yazıyorsunuz? Daha sonra bakınız. Size daha önce sözünü etmiştim diyerek birinci kişide anlatımı gösteriyor bize yazı. B. Soru cümlesine yer verilmiştir. Evet, bakınız, nasıl yazıyorsunuz? C. Dolaylı anlatıma başvurulmuştur. Deniyor ki bu yok. Çünkü kişilerin sözleri doğrudan doğruya onların ağzından çıktığı şekliyle, yani doğrudan anlatımla verilmiştir. D. Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanmıştır. Söyleşme diğer adıyla diyalog. Görüldüğü gibi soru cevap var. E. Bir mülakat metninden alınmıştır. Evet, mülakatı yapan soruyor ve mülakatın muhatabı cevaplıyor. Cevabımız C'dir. Numaralarla gösterilen yazarlar ve harfle belirtilen eserlerin eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Fethi Naci'nin eseri eleştiri günlüğüdür. Demek ki buraya C yazmalıyız. Sonra Mehmet Kaplan'ın eseri hikaye tahlilidir. A yazmalıyız. Berna Mora'nın eseri Türk romanına eleştirel bir bakıştır. B burada olmalı. Ahmet Şuayb'ın eseri Hayat ve Kitaplardır. Buraya da E gelmeli. Sonra Gürsel Aytaç'a ait eserde Çağdaş Türk romanı üzerine incelemeler. Demek ki bu da D olmalı. Bu sıra D seçeneğinde verilmiştir. Cevap D'dir. Aşağıdakilerden hangisi mülakat yazıları için söylenemez? A. Herhangi bir alanda yapılan mülakat belge niteliği taşır, söylenebilir. B. Mülakat yazılarında nesnel bir tutum izlenir, söylenebilir. C. Mülakatların amacı farklı alanlarda uzman kişilerin işe alım sürecini tamamlamaktır. Bu değildir tabii ki.
D. Mülakat genellikle bir kişiyle yapılırken aynı anda birkaç kişiyle de yapılabilir. Mülakat yapan kişi sayısı da değişebilmektedir. Doğru. E. Mülakatlar, diyaloglar karşılıklı konuşmalar üzerinden yazılır. Doğru. Cevap C'dir. Aşağıdakilerden hangisi mülakat sorularının özelliklerinden biri değildir? Bu özelliklerden olmayan D'deki ifadedir. Sorular herkesin bildiği konularda hazırlanmalıdır. Zaten herkes biliyorsa o zaman mülakatı bir anlamı yoktur. Dolayısıyla bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Demek ki cevap D'dir.